Yaşıyoruz, birlikte oynuyoruz. Topsy. Bak biz bize benziyoruz. Dostluğumuz sonsuz. Biz her şey oluruz, hayal edelim yeter. Oyunlar oynuyoruz, eğlence hiç bitmez. Biz burada yaşıyoruz, bizimle oyna hadi. En iyi dostlar burada. Merhaba. Merhaba. İşte biz. Topsy. Ve Tim. Yeni evimize taşındık. Yeni tavşanımızla beraber. Hadi. Evcil hayvanımız. Günaydın Topsy. Günaydın Tim. Baba. Günaydın baba. Bugün yeni evimizde ilk günümüz. Onları bitirince bulaşık makinesine koyar mısınız tamam. Lütfen? Daha kolilerin tamamını açmadık. Bu tarafta. Tabii burası yeni ev. Bulaşık evet. Makinesi babanızın yeni orada. Yeni evimizde en sevdiğimiz şeydi. Yeni tavşanımız. Lütfen şimdi tavşanımıza kahvaltı verebilir miyiz anne? Ne? Pijamalarınızla mı? Evet. Lütfen. Ne olur anne, lütfen. Tamam ama sadece bu seferlik. Hadi. Evet. Hadi. Merhaba tavşan. Günaydın tavşan. Dün tavşanımıza yemeğini Topsy verdi. Bugün sıra bende. Hadi bakalım, dikkatli ol. Salonu doldurma sırası da bende. Aa, çok iyiydim. Tavşan parmaklarını koklasın, daha sonra okşayabilirsin, tamam mı? Harika. İşte yemeği. Tamam, teşekkür ederim. Tavşanımıza bir isim düşünmemiz lazım. Adını ne koyacaksın? Zebra'ya ne dersin? Çünkü siyah beyaz. Hayır, zebra'ya benzemiyor. Siyahtan çok gri renkti. Ayrıca çok küçük ve sokulgan. Buldum, sokulgan olsun. Evet, sokulgan. Sokulgan mı? Hayır. Bu adı beğenmez bence. Pompon olsun. Ya da zıp zıp. Evet, adını zıp zıp koyabiliriz. Tavşanınızın adına daha sonra karar verirsiniz ama şimdi okula gitmeye hazırlanın. Onu sevmek istiyordum. Kafesini temizlemek istiyordum. Bunları sonra yaparsınız. Şimdi babanız sizi okula götürmeye hazır. Artık okşamak yok. Kapağı kapatıyorum. Hadi bakalım. Hadi tamam anne. Zıp 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 zıp. Güle güle tavşancı. Geri geleceğiz tavşan. Hadi baba çabuk. Okuldan döndüğümüzde tavşanımızı görmek için sabırsızlanıyorduk. Anne biz geldik. Dışarıda kalsın lütfen. Bütün arkadaşlarımıza güzel tavşanımızı anlattık. Tony Welch tavşanımıza kardeşinin adı olan Jack'i koymamızı söyledi. Tavşan biz geldik. Biz geldik. Kelly de onun adına küçük ay tavşanım gibi ay koymamızı söyledi. Boing. Merhaba. Nerede bu? Anne baba tavşanımız nerede? Burada, ona bahçeyi gösteriyorum. Çok merhaba tavşan. Nazikçe tutun. Artık kafesini temizleyebilir miyim lütfen anne? Evet tabii ki Tim. Gel de bana yardım et. Sen temizlerken ben ona bakarım Tim. Tamam Topsy. Tavşanımıza salonumuzu gösterebilir miyim lütfen? Evet tabii gösterebilirsin Topsy. Hadi içeri girelim. Tamam. Oley. Hadi yaşasın. Hepsini buraya lütfen. Ah, çok iyi. Tim kafesini temizlerken ben de tavşanımızla ilgilendim. Galiba bana alışıyor anne. Tavşanlar çok fazla okşanmayı sevmez. Bu yüzden fazla okşama Topsy. Yemek vakti. Geliyoruz. Şimdi yemek yerken tavşanımızı nereye koysak acaba? Buldum. Ahşap kalemize. Aa, çok iyi fikir. Çıkarabilir misin Topsy? Sanırım. Aferin sana. Dur yardım edeyim. Masama
parmaklar düşüyor. Merak etme. Hadi bakalım tavşan. Biz yemek yerken burada güvende ve rahat olursun. Bu tarafta kapı deliği var. Hadi bakalım tavşan. Çizgili kaplan sana göz kulak olur. Aa, çok iyi fikir Topsy. Hadi gidip ellerini iyice yıka. Merhaba tavşan. İki kere üç kat süper yıkıyorum. Kesinlikle. Tavşanın adını yamalı koysak nasıl olur? Babamın özel sandviçlerinden yerken daha çok isim düşündük. Buldum, adını marul koyalım. Ya da havuç. Buldum, adını fıstık ezmesi koyalım. Yam. Çok komiksin baba. Yemekten sonra tavşanımıza biraz yemek verdik. Ve çok acıktığını gördük. Kalemizi kemirmiş. Aa, sana marul getirdik. Çizgili kaplana baksana. Olamaz. Onu kemirmiş. Aa, her şeyi kemirmiş değil mi tavşanlar? Bir yere uyum sağlamak için böyle yapar. Böylece dişleri de fazla uzamaz. Durun onu alayım. Hadi gel buraya. Gel tavşancık hadi. Ah, hadi bakalım. Çok kemirecek tatlı. Bir şey istiyorsun değil mi küçük tavşan? Evet öyle. Ben kemirilmiş kalenizi temizleyip onaracağım. Topsy ve Tim'in oyuncaklarını kemirmemen için de sana kemirecek başka bir şey bulalım. Neye ihtiyacı olduğunu buldum. Tavşanımızın kemirmesi için eski kolilerimizi yırttım. Aa evet. Geri dönüşüm tavşanı olsun. Al bakalım küçük tavşan. Çiğnemin için sana biraz koli. Aa çok iyi düşündünüz Topsy ve Tim. Ama eski koliler her zaman tavşanlar için sağlıklı olmayabilir. Aa peki. Aa, ama şimdi hatırladım. Bay Fishwick yeni hayvanınız için size bir şey göndermişti. Bakın. İşte. Çiğneme çubukları. Yeni tavşanınız için. Nefisler. Tavşanımız bunu çok sevecek. Hadi bir tane ver ona. Bir deneyelim. Bakın burnunu oynatıyor. Kıvır burnunu kıvır kıvır. Merhaba kıvrak. Evet kıvrak. Adı bu olmalı. Evet adı kıvrak olabilir. Bu harika bir isim. Keşke Keri seni görseydi kıvrak. Oo, Keri kıvrağa çok yakında görecek. Gece olunca kıvrak bahçedeki yuvasında uyumaya gitti. Biz de kendi yataklarımızda uyumaya hazırlandık. İkizler! Sokağın karşısındaki komşularımızla tanıştım. Çok tatlı bir aile. Kızları da Josie. Oo. Çok iyi insanlar. Ne güzel. Harika. Orada kırmızı bisiklete binen bir kız görmüştüm. O Josie olmalı. Evet. Josie sizden biraz daha büyük, yaklaşık 6 yaşında ve ayrıca Josie yarın sizinle oynamaya gelecek. Tamam mı? Evet. Yaşasın. O zaman babam dedi ki, yeni sokağımızda yeni bir arkadaşınız olacak. Yeni sokağımızda yeni bir arkadaşınız olacak Topsy ve Tim. Yaşasın. Josie'ye kıvrağı gösterebilir miyiz? Evet, tabii gösterebilirsiniz. Evet. Kıvrak mı? Evet, tavşanımızın adı. Oh, anladım. Tavşan kıvrak. Hoşuma gitti. Hadi bakalım yatağa kıvralım. Kıvır 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 kıvır. İşte annem böyle işte annem dedi. İşte annem böyle dedi. Merhaba. Hafızanız güçlü müdür? Bugün neler yaşadığımızı hatırlayabilir misiniz? Topsy ve Tim'in hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. Bugün yeni hayvanımıza kıvrak adını koyduk. Peki kıvrak ne tür bir hayvan? Kedi kıvrak mı? Yoksa tavşan kıvrak mı? Cevap yapboz parçasının arkasında. Bildiniz cevap tavşan. İzleyin.
Merhaba tavşan. Merhaba. Dün tavşanımıza yemeğini Topsy verdi. Bugün sıra bende. Hadi bakalım, dikkatli ol. Suluğun doldurma sırası da bende. Çok iyiydin.